Merhaba arkadaşlar, ben Kilis Anadolu Lisesi'nden Bora. Bugün sizlerle TYT, fizik, hareket konusunu işleyip soru çözeceğiz. İsterseniz dersinize geçelim. Birinci resimde gezegenler güneş etrafında dolanma hareketi yapıyor arkadaşlar. İkinci resimde elektronlar atom çekirdeği etrafında dolanma hareketi yapıyor. Diğer sayfaya geçelim. Hareket nedir? Bir cismin bir noktadan başka bir noktaya gitme sürecine hareket denir. Hareket, öteleme, dönme ve titreşim gibi 3 farklı hareket yapabilir. Dönme dolabının yaptığı hareket dönme hareketidir. Salıncakta sallanmak bir titreşim hareketidir. Trenin düz bir yolda yaptığı hareket öteleme hareketidir. Yuvarlanan bir cisim hem öteleme hareketi hem de dönme hareketi yapabilir. Hareket çeşitleri. Seçilen bir başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirme eğilimine hareket denir. Görselde gördüğümüz atlı karınca, uçak ve salıncakta sallanan kadının hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ama bu resimlerdeki hareket birbirinden farklıdır. Mesela uçak belli bir noktadan ileri bir noktaya doğru hareket ederken, atlı karınca kendi merkezi etrafında hareket etmektedir. Salıncak ise belli bir nokta etrafında ileri ve geri hareket etmektedir. Bu üç durum hareketinin farklı özelliklerinin olduğu kanıtlar. Hareket, öteleme hareketi, dönme hareketi, titreşim hareketi olmak üzere üç ayrılır. Düz bir doğrultu üzerinde kütle merkezi de dahil tüm noktaların eşitlik miktarda ilerlemesine öteleme hareketi denir. Kütle merkezinin yeri değiştirmemek şartıyla direksen etrafında dolanan cisimlerin yaptığı harekete dönme hareketi denir. İki nokta arasındaki gidip gelme titreşim hareketine denir. Şimdi arkadaşlar hareketli kavramlara gelelim. 1. Konum. Bir cisim konumu ve yer değiştirmesi gibi nicelikleri tanımlamak için seçilen noktaya başlangıç noktası, referans noktası denir. Başlangıç noktasından bir cisim uzanan vektörü de konum vektörü denir. Konum vektörel bir büyüklüktür. Sığ birimi metredir. X ile gösterilir arkadaşlar. İki, alınan yol. Yönden bağımsız olarak kat edilen yolun uzunluğudur. Skaler bir büyüklüktür. Sığ birim sisteminde birimi metredir arkadaşlar. Yer değiştirme. Hareketin son konumu ile ilk konumu arasındaki vektörel yolun uzaklığı. Delta x ile gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür. Sığ birim sistemindeki birimi metredir. Okulla ev arasında toplam en kısa yola yer değiştirmedir. Ama bizim alınan yolumuz farklı burasında. Biraz yatay, biraz dikey. Giderek farklı bir yoldan çizmiş, buna da alınan yol denir. Dört, sürat. Bir cismin birim zamanla aldığı yoldur. V ile gösterilir, skaler bir büyüklüktür. Birimi m bölü s ya da kilometre bölü h da olur. Sürat eşittir alınan yol bölü zaman. Yani V eşittir x bölü t'dir. Hız ise bir cismin birim zamandaki yer değiştirmesidir. V ile gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür. Birimi m bölü s ya da km bölü h da olabilir. Hız yer değiştirme bölü zaman eşittir. Yani V eşittir delta x bölü delta t. Aşağıda bir karikatür var. Bakalım anne kaplumbağa, yavru kaplumbağa ne demiş. Bak yavrum, sürat felakettir. Sakın hızlı yürüme demiş. Düzgün doğrusal hareket. Bir doğru boyunca yapılan hareket sabit hızla hareket ediyorsa buna düzgün doğrusal hareket denir. Yanında da bir tane tablomuz var. Hızımız 22, yani zaman 23. Fizine 20'ymiş, zaman 40'mış. Fizine 20'ymiş, zaman 60'mış. Buna düzgün doğrusal hareket tablosu diyoruz.
ani hız yani anlık. Bir hareketinin herhangi bir andaki hızına anlık hız denir. Anlık hız vektörel bir büyüklüktür. Ortalama hıza gelelim hemen. Yapılan yer değişiminin geçen toplam süre oranına ortalama hız denir. Ortalama hız vektörel bir büyüklüktür. Ortalama hız yer değiştirme bölü geçen toplam süre eşittir. Yani m bölü s. Anlık sürat. Bir hareketlinin herhangi bir andaki süratine anlık sürat denir. Anlık sürat skaler bir büyüklüktür. Ortalama sürat. Bir gelelim hemen. Alınan toplam yolun geçen toplam süreye oranına ortalama sürattir. Ortalama sürat skaler bir büyüklüktür. Ortalama sürat alınan yol bölü geçen toplam süre eşittir. Yani m bölü s. Gelelim ivme. Hızda birim zamanda meydana gelen değişikliğe ivme denir. Vektörel bir büyüklüktür. Sığdaki birimi m bölü s'dir arkadaşlar. S bölü a'dır. Formülü ise ivme eşittir hız değişimi bölü zamandır. Şimdi sorulara geçelim arkadaşlar. Soru 1. Bir doğru boyunca hareket eden parçacığın aldığı yolun zamana bağlı olarak değişimi çizeldeki gibi. Buna göre parçacığın hızı metre bölü saniyesi kaçtır? Zaman 0 iken konum 36'daymış. Zaman 2'deyken konum 31'deymiş. Zaman 4'deyken konum 26'daymış. Zaman 6'dayken konum 21'deymiş. Bu soruyu nasıl yapacağız arkadaşlar? Herhangi bir iki aralığı referans alalım. Mesela zaman 4 ve 6'dayken 6'dan 4'ü çıkartırız. Konumumuz 26 ve 21'deyken 21'den 26'yı çıkartırız. Cevabımız eksi 2,5 olur bu sayede. Gelelim soru 2'ye arkadaşlar. Yarıçap 60 metre olan koşu pistinde K noktasından başlayan sporcu bir tam turu 12 saniyede tamamladığına göre 6. saniyedeki yer değiştirmesi kaç metredir? Çevreyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı r'ydi. Burada çevre kaç olur arkadaşlar? Pi'miz kaçtı? 3'tü. 3 çarpı 2, 6. 6 çarpı 60'tan da 360'mış. Çevremiz 360'mış. Bize 6. saniyedeki yer değiştirmesini soruyor. Demek ki cevap 180'miş dersek düşebileceğim bu soruya. O yüzden arkadaşlar bize burada yer değiştirmeyi soruyor. Biz çevrenin yarısını bulduk. Bize yer değiştirme lazım. Yer değiştirme neydi? En kısa yol gibi bir şeydi arkadaşlar. Siz öyle kodlayabilirsiniz. Burada yer değiştirme kaç olur? 20 olur. Çünkü R'miz 60'mış. Büyük R'miz de o zaman 120 olur. Gelelim soru 3'e. Bir arabanın kadranında 90 km bölü h değeri okunuyor. Buna göre okunan değerin yüceliği aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Hız bir cismin birim zamandaki yerini değiştiriyordu arkadaşlar. Yerinin değişmesi arkadaşlar. Alınan yol yönden bağımsız kat edilen yolun uzunluğuydu arkadaşlar. Yer değiştirme hareketin son konumu ile ilk konum arasındaki uzaklıktı arkadaşlar. Konum ise bir hareketinin herhangi bir andaki referans noktasına göre bulunduğu konumda arkadaşlar. Bunlardan hiçbiri cevabımız değil. Ama cevabımız sürat. Sürat neydi? Bir cismin birim zamanda aldığı yoldu. Bizden de yukarıda bunu istiyordu zaten. Cevabımız bu. Soru 4. Doğrusal yolda 20 metre bölü saniye hızla hareket eden bir araç gaz basarak 6 saniyede hızını 50 metre bölü saniyeye çıkartıyor. Buna göre aracın hızlanma ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir arkadaşlar? Şimdi burada nasıl yapacağız? 20'den 50'ye çıkmış. Demek 50'den 20'yi çıkartacağız. 30. Bunu da kaça böleceğiz? 6 saniyede yaptığı için 6'ya böleceğiz. Cevabımız kaç? Demek ki 5. Denizli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah konuyu anlamışsınızdır. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.